Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. Evet, takip ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa. Sizler de görüş öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'ler alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah, sağ olun. Kritini yapamadık. Şimdi Çanakkale'nin e, yıldönümü onu konuşacağız ama onun öncesinde kritini yapamadık hafta sonu çünkü yayında değildik. Manşetlerin dili yoktu. Murat Kurum cuma akşamı AK TV ekranlarındaydı. Seçim özel yayındaydı. Sizde bizde programdaydık. Cumartesi günü de hatta cuma gecesinden itibaren sosyal medyada çok ciddi anlamda konuşuldu. Sitelerde de haber oldu. Cumartesi günü de sabahtan bütün gün boyunca yankısı yine devam ediyordu kurumun ifadelerinin. Ve şöyle söyleniyordu. En net projelerini sürekli anlatıyordu Murat Bey ama İmamoğlu ve yönetimi hakkında en net konuşmaları Akit TV ekranlarında yaptı diye bir ifade kullanıldı. Evet Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla birlikte İstanbul'da bir heyecan oluşturdu. Sonuç itibariyle İstanbul'un en büyük sorunu olarak görünen şey belki Aktüel e, sorun dediğin zaman trafik olabilir ama daha önemlisi tabii ki o kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı evlerin yapılması noktasında kilitleniyoruz. O noktada da TOKİ'de önemli görevler yapmış, Çevre Şehircilik Bakanlığı görevini 5 yıl yürütmüş bir isim olarak Murat Kurum. İstanbul'da insanlara güven veren bir isim. Mütevazi mi? Mütevazi. Yani evvelki dönemde belki Binali Yıldırım'ın kendi kendisi de mütevaziydi ama başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış bir isim olması hasebiyle etrafında belli sayılarda koruma dolaşmasını gerekçe göstererek vay efendim şatafatla dolaşıyor vesaire diye edebiyatlar yapıldı. Şimdi Murat Kurum Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir isim ama ben yakında öyle iki tane, üç tane, dört tane koruma da görmedim. Akşam bize e, konuk olduğu gün sadece AK Partiden teşkilattan arkadaşları çalışma arkadaşları vardı İstanbulluların demeyeceğim ama belli görüşten kişilerin o CHP zihniyetli kişilerin bahane yaptıkları o şatafatta şuydu buydu o noktada da Murat Kurum'a herhangi bir şekilde leke sürebilmeleri mümkün değil. Ya ben değil. anlamıyorum ama. mesela Murat Kurum özelinde değil genel manada işte Cumhurbaşkanı şeyde İsviçre'de Cum İsveç Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı neyse işte orada krallıkla yönetiliyor gerçi de Şeyle geziyor, bisikletle işe gidiyor. İşte Norveç e, Başbakanı e, kendi aracını kendisi kullanıyor. Bir tane arkasında eskort var. İngiltere Başbakanını gördünüz mü? Bilmem nasıl gidiyor falan deniyor. Ya Türkiye'de bakana yumruk atan adamı, en hafif tabiriyle yumruk atan adamı omuzlarında taşıyan bir muhalefet bloğu var yumruk atanı, bakanın burnunu kıran adamı omuzlarında taşıyan, gözaltına alınmasına da engel olmaya çalışan bir zihniyet var. O kadar bir sürü terör örgütüyle uğraşıyorsunuz. Şimdi Murat daha dün, yani dün derken, geçtiğimiz haftalarda küçük çekmece belediye başkanı Aziz Yenay, belediye başkan adayı, inşallah olurdu, Aziz Yenay saldırıya uğradı, saniyeyle kaçırdı, yani saldırgan hedefini. Allah saniyeyle, dakikayla diyor, he. e, AK Parti adayı kurtuldu saldırıdan. E şimdi dönüp bakıyorsunuz bu ülkede de işte kaç tane eskort araçla geziyor. Bu Tabii gezecek bu insan bu kadar hainin olduğu ortamda. Daha ne olsun? Yani göstersinler bize Almanya'da mı, İngiltere'de mi, Fransa'da mı, İtalya'da mı, İsveç'te mi 50 bin insanını son 30 yılda terör eylemlerinde kaybetmiş bir başka ülke göstersinler. Ee, öyle bir ülke yoksa da onlarla kıyaslamaya kalkmasınlar. O açıdan evet ama görebildiğim kadarıyla hem çalışkanlık noktasında hem de mütevazilik konusunda Murat Kurum o kendisini şeytanlaştırmak için pusu da bekleyen kişilere herhangi bir şekilde küçücük bir imkan bile vermeyen bir isim. Buradan saat 24 idi ayrıldı. Yani 23.50 gibi programımız bitti. Bir 10 dakika sonra buradan ayrıldı. E gideceği yer evi değildi. Evet. Gideceği evet. yer Gaziantep'lilerle buluşmaya gidiyorum dedi. E orada da en azından bir, bir saat, bir buçuk saatlik bir toplantıları olsa demek ki gece 2'de anca 2-2,5 iki, iki, buçuk gibi anca evine gidebilecek bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla trafik konusunda da hızlı şekilde metroları yapacağız diye taahhüdü var. Verdiği sözler var ki ben şu noktada Tayyip Erdoğan'a yapılan o haksızlığı da e, tekrar tekrar hatırlatmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Tayyip Erdoğan'ın söylediği merkezi iktidarla büyükşehir belediyesi aynı partiden olursa, aynı dili kullanırlarsa hizmet daha hızlı şekilde gelir. İlçe belediyesi bile aynı partiden olursa çok çok daha hızlı refleksler gösterilir. Vatandaşın hizmetine çok daha hızlı gidilir şeklinde yaptığı açıklamayı haksız bir şekilde, vicdansızca sanki Tayyip Erdoğan kendisinin partisinden olmayan belediyeleri cezalandırıyormuş gibi algı oluşturarak vay efendim işte belediye başkanı AK Parti'den olmazsa o ili Tayyip Erdoğan cezalandıracağını şimdiden söyledi diyerekten algı üzerine algı yaptılar. Ya işine bakın siz, icraatına bakın Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanı olan birisi olur. Dersiniz ki ya nereden güveneceğiz kendisine? Biz öyle yorumluyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Böyle yapacağını tahmin ediyoruz. İyi de bir de icraatına bakın. 20 yıldır bu ülkeyi 22 yıldır yönetiyor Tayyip Erdoğan. Evvelki yıllarda gösterin bana bana oy vermedi şurayı şöyle yapacağım ben orayla ilgilenmem artık şeklinde bir refleksini göstersinler ve ben de diyeyim ki ya acaba Tayyip Erdoğan böyle mi düşünüyor gerçekten diye bir soru işareti koyayım ama İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yapmamış metroyu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 2019'da kolları sıvıyoruz, ceketi çıkarttık, kravatı gevşettik, kız da işler bizi bekliyor diye başlamış. E şimdi geldiği 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 noktada iki misi yapacağı metro uzunluğunu yüzde %5 bile artıramamış beyefendi. Buna rağmen Ankara elini taşın altına koymuş. Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'daki metroyu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığından 4 katı, 5 katı fazlasını yapmış. Belediyenin yapacağı şeyi Ankara Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Adamlar utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki İstanbul'da CHP kazanırsa hizmet vermeyeceğini şimdiden Tayyip Erdoğan söyledi. E bunun testi var. Denemesi var 2019-2024 arasında. Ankara İstanbul'a hizmet getirmiş mi? Getirmiş. Bunu metrolarla görüyor muyuz? Lafını etmeyelim. Ekrem İmamoğlu gibi soyut konuşmayalım. İstanbul Havalimanı'ndan Kağıthane Mecidiyeköy'den Mahmut Bey'e bu ma metrolar yapıldı mı? Birden fazla metro hattını Ankara Ulaştırma Bakanlığı yaptı, bitirdi mi? Bitirdi. Bakırköy Kirazlı hattını en son geçen hafta hizmete sokmadı mı Ulaştırma Bakanlığı? Evet. Şimdi bugün Ekrem İmamoğlu Ataköy iki telli ki gazetemizin de televizyonumuzun da bulunduğu yere yakın bir mesafedeki bir durağa metro hattını hayata geçireceğini açıkladı. Bugün büyük ihtimalle açılışını yapacaklar. E, sabahleyin ben gelirken gördüm. Yani durak, istasyon, yürüyen merdiven diyemezsiniz. Etrafı olduğu gibi topraklar daha henüz daha yeni yeni oraya dökülmüş vesaire vesaire. Atıl bir vaziyetteki istasyonu hızlı bir şekilde 31 Mart öncesinde hizmete soktuk adı altında devreye almayı düşünüyor Ekrem İmamoğlu. Evet belki başka durakları için bir şey değil ama ben geçtiğim güzergahtaki durağı söylüyorum. Dolayısıyla Ataköy iki telli hattı dediği hattı da baktım ben ne zaman başlanmış diye. Ekrem İmamoğlu başlamış, bitirmiş olduğu bir hat mıdır diye. 2015'te başlanmış. 2016'da çalışmaları yürümüş. İhalesi 2015 yılında yapılmış. E, dolayısıyla kendisinden çok daha önce yıllarda başlanmış olan bir şey. Ha, hakkı da teslim edelim. Ya, hiç yapmayabilirdi. Yani mümkündür. 8 kilometre yaptığını Ulaştırma Bakanı açıkladı. Murat Kurum açıkladı. Murat Kurum hatta güzel bir benzetme de yaparak adımını attı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte 8 kilometre yaptı bu adam dedi. Halbuki evvelki dönemde 200'ü geçen kilometre AK Parti yapmış. Efendim işte 25 yıllarını bizim 5 yılla kıyaslıyorlar. Ya istediğin kıyası yapalım ya. 5 ile çap 8'i 40 kilometre eder ya vicdansız. Yani öyle bir ifade kullanıyor ki karşısındaki insan insanları da hatırlayın Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte bir orada Tuzla tarafında açılış yapılırken de ne kadar vicdansızsınız. Üç buçuk yıldır henüz daha ben belediye başkanıyım. Siz üç buçuk yıllık bir belediye başkanını 25 yıllık AK Partili belediyelerle mi kıyaslıyorsunuz? Onların icraatlarıyla benim üç buçuk yılda mücadele etmemi mi Bekliyorsunuz diye açıklamaya. 5 e yılı da tamamladın. 5 yılda da ne yaptın? 8 kilometre yaptın. Evvelki dönemde 25 yılın bir kere 10 yılını sen metroyu unut. Metro diye bir şey yok Türkiye'de o tarihlerde. Yani çok nadir. 3 e kilometrelik, 5 kilometrelik yerler var. Yapılan yerlere de gıptayla bakılıyor insanlar. Aa yapılabiliyormuş deniliyor. Ta 100 yıl önce Abdülhamit Han tünelle Karaköy arasında bir yerin altından tünel yapmış. O sembolik tünel olarak kalmış İstanbul'da. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu şimdi bugün itibariyle beceriksizliğinin tescilleneceğini düşündüğü için artık e, bel altı vuruşlara efendim kumpaslar videolar vesaire ya siz kendi kendinize yaptığınız çevirdiğiniz filmleri yine kendi içinizdeki adamlar ayak oyunlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu mu genel başkan olsun e, özgür özel devam mı etsin yoksa Ekrem İmamoğlu'na mı geçelim şeklindeki ayak oyunları sonucunda çıkan bir görüntüden bahsediyoruz. Balya balya dolarlardan, avralardan bahsediyoruz. Onu bile AK Parti'ye yamamaya çalışan bir Ekrem İmamoğlu karşısında Murat Kurumu gerçekten İstanbul için bir fırsattır. Ben gerçekten sol çevrelerin o rant, yeşil, çevre vesaire noktasındaki söylemlerinde de duyarlılık olsa müteahhit 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 diyorlar. Bugün de şimdi müteahhitlere şu kadar para verildi falan deniliyor. Onları ayrıca tartışırız. Ya İstanbul'da şimdi iki tane aday var. Ciddi birbirine rakip olan. Birisi Murat Kurum, inşaat mühendisi. Ve yüksek lisansını da kentsel dönüşüm konusunda yapmış. Diğer rakibi ise bir müteahhit. Yani gizlemelerine, saklamalarına gerek yok. Bu müteahhitlik Sadece ve sadece Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP eski il başkanının söylediği bir şey değil. Müteahhit kafalı diye tanımlama yapmıştı Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu için. E gerçekten de Beylikdüzü Belediye Başkanlığı öncesindeki durumu Ekrem İmamoğlu'nun müteahhitlik, gerçekten de müteahhit olan bir adam. E şimdi müteahhitliğe karşı çıkan o sol çevreler, işte nerede bir rant var hemen birileri oraya konuyorlar diye eleştiri getirenler AK Parti'ye maalesef bir müteahhitten yana tavır alabiliyorlar. Tercihlerini öyle kullanabiliyorlar. Evet. Şimdi Murat Kurum'un mesaisini görmek açısından önemli. Cuma akşamı bize yayına geldi. Sonra bir sahur programına İçişleri Bakanımızla bir sahur programına katıldı. Ondan sonrasında öğleni Cumartesi gününün öğleni terminal İstanbul açılışı şey vardı, programı vardı. Oraya gitti. Biz de oradaydık. O da oraya geldi. Sonrasında akşamı Başakşehir'de iftar programına katıldı. Ondan sonrasında Bayrampaşa'da Türkiye, Bosna, Sancak ve Rumeli Balkan Federasyonu'nu ziyaret etti. Aynı gecede Kağıthane'de sahur yaptı. Şimdi de nerede? Arkadaşlar birazdan muhtemelen atarlar programını bu şekilde devam eden bir belki öpülsizlik. vatandaşlarımız diyecekler ki ya işte seçim üzeri herkes çalışıyor böyle çalışılıyor vesaire vesaire. Ya yani iyi güzel de o deprem olduğunda 6 Şubat depremi olduğunda aylarca evine gidemediğini Murat Kurum kendisi beyan etti. Yani bir sene önce. Evet Milletvekili seçimine 3 ay kalmıştı o 6 Şubat demre depremini yaşadığımızda. Ama yani seçim için gitmişti denilir mi? O zaman sorarım onlara. Daha öncesinde de Elazığ depremi yaşandığında, daha 2 sene öncesinde, daha önceki yıllarda yine aynı şekilde çalışkan bir şekilde çalıştığını görüyoruz biz Murat Kurum'un. Hatta AK Partili bakanların hemen hemen AK Partili isimlerin her birinin Tayyip Erdoğan tarafından yönlendirildiğini, şunun mutlaka yapılması gerektiği diyerekten hatırlatmalarda bulunulduğunu. Öyle olaylar oluyor ki Erzincan il bir kaza yaşandığı zaman Mısır'daki ziyarette olan bir bakanı geri yolluyor Tayyip Erdoğan. Yani orada iki gün kalacaklar zaten topu topu. Ama anında kazayı duyar duyulmaz sen atlayıp gidiyorsun. Hemen oradaki çalışmaları organize ediyorsun diye inisiyatif falan bir cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde çalışan bir ekipten bahsediyoruz. E ama maalesef ki maalesef böyle bir çalışmayı Tayyip Erdoğan'ın kendisinin çalışmasına bakın yetişebiliyor mu acaba? Gazeteciler bile yetişemiyorlar. Öğlenliğin bir yerde etkinlikte, ikindiğin bir yerde mitingde, akşamleyin bir iftar yemeğinde yapıyor konuşmasını. Sonrasında bakıyorsunuz bazı günler Saat 22'de 23'te tekrar bir etkinlikte yaptığı konuşma, konuşma olmasa bile yani kamuya açık bir konuşma olmasa bile mutlaka bir toplantı, mutlaka bir yetkili makamlarla, isimlerle yapılan bir istişare. E böyle bir tempo ile yapılan çalışmayı e yeterli bulmayan maalesef bir sol zihniyetle karşı karşıyayız. Evet Şimdi Akit'in sürmanşetinde aziz şehitlerimize rahmetlanıyoruz diyor. Bugün bir hilal uğruna 250 bin şehit verdiğimiz istiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un şu boğaz harbi nedir, var mı ki dünyada eşi dizeleriyle abideleştirdiği Çanakkale destanının 109. yıl dönümü 7 düvelin üzerimize saldırdığı Çanakkale'de imandan bir duvar öğren Mehmetçik Haçlı birliklerinin ümmetin izzeti şerefini çiğnemesine geçit vermemişti diyor Akit. Evet, Çanakkale şehitlerimizi rahmetle biz de anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Çanakkale şehitleri Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Sonrasında tabi orada bazı karışık işler de var. İstanbul nasıl işgal edildi İngilizler tarafından vesaire. Onları artık Mustafa Armağan hocamıza bırakalım. Mustafa Armağan hocamız tarihçi o onların arka planlarını anlatır ama bizim böyle büyük fotoğrafta göreceğimiz ve izleyicilerimize aktaracağımız husus Çanakkale savaşında kimler vardı? Osmanlı vardı. Osmanlı içinde ne vardı? Türküyle, Kürdüyle binlerce insanımız vardı. Lise öğrencileri vardı. Galatasaray Lisesi'nden öğrenciler, 15 yaşında, 16 yaşında öğrenciler vardı. Ki dün Akit TV'de akşamleyin yayınlanan belgeselde rahmetli Yavuz Bahadıroğlu hocamız anlatıyor. Bir doktor, ameliyat ediyor. Çanakkale şehitleriyle ilgili olarak Çanakkale Savaşımızdaki yaralanan askerler getiriliyor. Hızlı bir şekilde tedavileri yapılıyor vesaire vesaire. O sırada yaşanan bir olayı anlattı Yavuz Bahadıroğlu hocamız rahmetli. Eskiden çekilmiş tabi belgesel. O anlatımda doktor hızlı şekilde hareket ederken sedyeden birisinden baba ...diye bir ses işitiyor. ya Baba diyor... ...bana doğru diyor herhalde ama... ...benim oğlum Galatasaray Lisesi'nde okuyor... ...işte... ...Galatasaray'da okulda okuyan... ...öğrencilerin... ...savaşa gelmesi mümkün değil ki... ...burada yaralanmış olsun diye. E, yanlış duydum herhalde diyor. Sonra bir daha baba... ...diye bir söz işitiliyor. Ya olmaz ki mümkün değil okula gidenler e, cepheye yollanmıyor vesaire Ama gerçekte, gerçekten de kendi oğlu bir baba orada ameliyat ederken askerleri, onların tedavisiyle meşgul olurken kendi oğlunun da sedyede getirildiğine şahit oluyor 15 yaşında, 16 yaşındaki çocuğu. Ve bunların yanında Şimdi çokça o ırkçı faşistlerin dile getirdikleri yollayalım gitsin efendim yollayalım gitsin sadece ırkçı faşistlerin değil. Ne yazıktır ki sosyal demokrat geçinen CHP'lilerin de biz iktidara geldiğimiz zaman biz seçimi kazandığımız zaman anında ertesi günü Suriyelileri hemen yollayacağız dedikleri Suriyeli bugün itibariyle Suriye topraklarında kalan insanlarımız da Çanakkale'de şehit oldular. O Çanakkale e, şehitliğine gidilip bakıldığı zaman hangi bölgeden gelmiş şehitler orada listesi var. O listeye bakıldığı zaman Suriye'den gelenleri, İdlib'ten gelenleri birebir görüyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada insanlarımız da o göçmenlerimize biraz daha fedakarane bakmaları gerekir. En azından kendileri bir şey yapamıyorlarsa, yardımda bulunamıyorlarsa en azından şu ırkçı faşistlerin o söylemlerine. Çünkü Çanakkale'yi geçilmez yapan bu ülkenin insanları olduğu gibi şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında kalan Suriyeli insanlar da vardı onların içinde. Belki şu an Irak'ta kalan, belki başka başka bölgelerde kalan ...insanlarımız da vardı. Dolayısıyla hem bunun da altını çizmemiz lazım. Bir de Çanakkale şehitleri deyince ben hemen aklıma Yalçın Işımer gelir. 28 Şubat sürecinde yaptığı bir konuşma vardı. 30 Eylül 1999. 28 Şubat sürecinin devamı mahiyetinde Refah Partisi indirilmiş, devrilmiş... Ee, ve ondan sonrasında 28 Şubat darbesini yapanların talimatıyla bir anlamda kurulmuş bir hükümet ve o hükümetin iktidar olduğu bir dönemde 30 Eylül 99'da Yalçın İşümer Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin eğitim öğretim yılının açılış töreninde öğrencilere Atatürk'üm ve Türkçen başlıklı ilk dersi veriyor. O ilk derste Bakın ne diyor. Çanakkale Şehitleri şiirinde Mehmet Akif, Çanakkale'de çarpışan Mehmetçikler için Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlı idi diyor. Bedir Savaşı'nda 500 kişiyle çarpışan 250 Bedevi Arap ile Hz. Peygamber'in bulunduğu topluluğa 250 Bedevi Arap diyor bu ülkenin bir tu generali. O tarihte tabi. 250 Bedevi Arap ile dünya uluslarına karşı destanları yazan Mehmetçik'i bir tutuyor da bu kadar şanlıydı diyor. Onun düşünce evreni Mehmet Akif'in düşünce evreni Bedir Savaşı'nın ötesine gidememiş. Kur'an'ı Türkçe'ye çevirmedi Atatürk'ün ricasını yerine getirmedi diye onu aziz kılanlar şimdilerde Mehmet Akif Üniversitesi kurma çabasındalar. O üniversiteden çıkan kafalar bilinmelidir ki el her kafalı adamlar olacaklar. Arap milliyetçiliğinin adamı olacaklar. Arap'ın adamı olacaklar. Biz bu adamlara adam sen de demeyeceğiz. Biz bu adamları belleyeceğiz. 28 Şubat'ta ne oldu ki? Biz 28 Şubat'ta yaşamamıştık. 2020'lerde, 2022'lerde, 2024'lerde yaşadığımız haksızlıkları diyen Gelecek Partisinden başlayın, Deva Partisinden devam edin. Saadet Partililere kadar devam edin. Biz 28 Şubat'ta bir şey yaşamadık şu ifadeleri kullanan Hazreti Peygamber'in bulunduğu topluluğa, Hazreti Peygamber'le birlikte ashabına 250 bedevi diye tahkir etmeye çalışan Yalçın Işimer'e o tarihte Ahmet Davutoğlu çıkıp da bir tek cümle edebilmiş miydi? Şimdi özgürlük yok diyenler, hürriyet yok diyenler çıkıp da bir tek cümle söyleyebilmiş miydi? Akit gazetesi bellendiniz paşam diye ertesi günü manşeti yapıştırmıştı. Ve ben Mehmet Akif Ersoy'a yapılan o haksızlığı belki burada güncel bir programda uzun uzun o Çanakkale şehitlerine yazılmış şiiri okumak, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı şeklindeki o mısranın öncesini sonrasını tümüyle okumak isterim ama sadece şu kısımlarını okuyalım. O Yalçın Işımer'in o tespiti tespit midir, doğru mudur yoksa büyük bir vicdansızlık mıdır? izleyicilerimiz değerlendirsin. Hatta <laughs> Yalçın Işımer'i sevenler, onu kutsayanlar, bugün onun izinden giden Zafer Partisi'nin elemanları bir değerlendirme yapsınlar. Mehmet Akif Ersoy, o beğenmediği, Yalçın Işımer'in, Atatürkçülerin beğenmediği Mehmet Akif Ersoy bu milleti nasıl tırnak içinde söylüyorum kutsuyor görün. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Devamında gene Mehmet Akif'in şiiri aynı şiir. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatrana. Bu şiir yazan Mehmet Akif Ersoy'a kafa diyor bedevi haşa bedevilerin ötesine geçememiş diyor Mehmet Akif Ersoy'a. Mehmet Akif Ersoy bu şiiri Çanakkale şehitleri için yazmış. Adam kalkmış diyor ki Arap Arap milliyetçisi bunlar. Arap sempatizanı bu adamlar diyor. Araplara yazmamış bunu. Bunu Çanakkale'de şehit olan insanlara yazmış. Evet. Şimdi reklama geçeceğiz orada tevhid ifadesi de var. Aslında bu öfkesinin bir nedeni belki Bedir Savaşı da değil. Öfkesinin bir nedeni belki de kelime-i tevhid orada. Çünkü çocuklarının da torunlarının da elinde kelime-i tevhid bayrağı taşıyan insanlara ne yaptığını görüyoruz bu ülkede. Evet, o, belki yolculuk. son mısraları da söylememiz lazım. <laughs> Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Peygamberle bu milleti kucaklaştıran Mehmet Akif Ersoy'u kalkıyorlar Arap milliyetçisi vesaire diye tahkir evet. etmeye çalışıyorlar. Evet kısa bir reklam arası verelim döndükten sonra devam edeceğiz. Emin Evimin katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam edecek. Emin evimin katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor. Evet geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çanakkale destanını konuşuyorduk. Ali Bey öyle bir noktadan yakaladı ki. Çanakkale destanını. Evet bakıyorsunuz bugün bütün gazetelerde var. Destanın yıl dönümü diye Cumhuriyet gazetesinde var. Sözcüde hakeza sürmanşet yapmışlar. Çanakkale yolun sonu diyor. Size ben taarruz etme, taarruzu emretmiyorum, ölmeye emrediyorum diye bir ifade kullanıyor. Mustafa Kemal'den veriyor. Ama o Mustafa Kemal'in askeri olduğunu söyleyenlerin de Çanakkale destanıyla Çanakkale destanının o efsanevi şiirini yazan Mehmet Akif Ersoy'la İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Bedir Savaşı ile ilişkilendirip Peygamber Efendimizin mücadelesiyle örtüştürmesi bu kadar kutsal bir noktaya taşımasına "bellendiniz" şeklindeki hakaretini, o çirkin yakıştırmasını Ali Bey söyledi. Peşinden de işte o kahramanlık destanının anlatıldığı şiirde şu ifadeler var diyerek ekledi Ali İhsan Bey. Akit'in de o dönem bir cümle söyledi. Akit'in de o dönemki dik duruşunu söyledi. Dedi ki: "Bellendiniz paşam." diye de manşet attı bu gazete 28 Şubatçılara yönelik. Şimdi Akit hala o noktada. "Bellendiniz paşam" diyen zihniyetin karşısında. Mehmetçiğin arkasında ama bu zihniyetin karşısında ama o zihniyetin, o bellendiniz paşam diyen zihniyetle maalesef iş tutan, o dönemden daha kötü durumdayız diyen bir muhalefet partisinin mütedeyin arkadaşları var. Maalesef, maalesef böyle bir ikilemi yaşıyoruz. Şimdi ben sözcü manşetine taşımış manşetine Mustafa Kemal Atatürk'ün ki Çanakkale Savaşları'nda evet bir Alman komutan var. Alman komutanının da altında da Mustafa Kemal de var. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in emrini ön plana çıkartmış. İfade şu, size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Ölmeyi emrediyor. Şimdi bir komutan size ölmeyi emrediyorum dediği zaman askerde biraz önce okuduğumuz Mehmet Akif Ersoy'un o Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı ruhu yoksa Askerler ölmeye gider mi acaba? Yani o ruhu veren, ne ölmeyi emrediyorum diyebilen, o emrin verilmesini sağlayan da askerin ölmeye koşması da her ikisi de aslında ancak ve ancak o Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği sana ahu şunu açmış duruyor peygamber. Evet şiir sonradan yazılmış ama ruh savaşın öncesindeki ruh da bu ruh, bu ruhla ancak ölmeye koşmuşlar. Dolayısıyla Sözcü Gazetesi şunun ifadesini bize vermesi lazım. Ya Çanakkale şehitleri, Çanakkale zaferi konuşulduğu, başarıldığı tarihte laiklik diye bir şeyimiz yoktu bizim. Laiklik düşmanı falan değilim ben. Ama bizim tepemizde boza pişirircesine sürekli Kurtuluş Savaşı arkasından şu bu... laiklik geldi işte taçlandı derlerse ya kardeşim laiklik sonradan gelen bir hikaye. Biz bu toprakları kurtarmak için mücadele verdik. Bu topraklarda bütün insanlarımızın huzur içerisinde sömürülmeden yaşayabilmesi için biz kanımızı akıttık bu topraklar için, atalarımız akıttı. Sonra denildi ki ya bu sistem olmuyor biz laikliği kabul edelim denildi laikliğe evrildiler. Ama o laikliğe evrilmeyle o Çanakkale savaşları arasında direkt bir bağlantı yok. Tam aksine belki de şunu söyleyebiliriz. Ya Çanakkale savaşında bizim geçit vermediğimiz devletler onlara sorsanız onlar da zaten bize laikliği kabul edin diyorlar. Onların tezleri, çalışmaları, bize dikte ettikleri şeyler de zaten laiklik kavramı üzerinden bir devlet yapısını bize öneriyorlar. Dolayısıyla burada Sözcü Gazetesi Mustafa Kemal'i ön plana çıkartmış ama o sözün, o emrin arka planında da o inanç değerlerinin olduğunu bir oturup değerlendirsinler. Sadece üç kişiye ölmeyi emrediyorum sana dediğiniz zaman o üç kişide iman, iman değeri yoksa koşup ölmeye Varım demezler, diyemezler. Onun için imanı kullan sen. Ki o tarihte zaten amaç Mustafa Kemal'in de gerek Sivas Kongresi'nde, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi bunların hepsini bütün olarak değerlendirdiğin zaman görüyorsunuz hilafeti kurtarmak. Hilafeti kurtarmak denilen şey hilafeti tek başına kurtarmak değil. O batılı Haçlılara karşı... Osmanlı'nın değerlerine sahip çıkmak. Ha, halifeliği kurtarmak diye tanımlamış ama onun arka planında hiçbir şekilde biz İngiliz sömürüsüne girmeyeceğiz. Mandacılığı kabul etmeyeceğiz. Amerikan mandacılığını kabul etmeyeceğiz bakışı var. Evet. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi Cumhuriyet'te Ali Sirmen sürmanşetinde ya da manşetinde neyse artık nasıl yorumlayacaksak onu. Aydınlanmacı ustamız diyor Cumhuriyet. Cumhuriyet'in çınarı diyor yine Cumhuriyet. Ali Sirven yaşamını yitirdi. O hiç yılmadı diye bir ifade kullanıyor. Tedavi görüyordu. 27 yaşında gazeteciliğe geçiş yaptı diyor. Barış davasından tahliye oldu. Uğur Mumcu tarafından karşılandı. 4 yıl hapis yatmıştı diye bir ifade kullanıyor. Şimdi 4 yıl hapis yatmasından başlayalım. 4 yıl hapis yatıyor 12 Eylül döneminde. Ama beyefendiler bugün bir gün gözaltına bile alınmamıştır Ali Sirmen. Neler neler yazdı Tayyip Erdoğan için. Neler neler yani şurada çetelesini çıkarsak saatlerce konuşulur. Sadece başlıklarını okusak yazılarının saatler sürer. Ama bugün itibariyle bir gün bile gözaltına alınmamış ama kalkıyorlar utanmadan sıkılmadan diyorlar ki 12 Eylül'de bile bugünkü gibi işte hürriyetlere veya basın hürriyetine yönelik baskı yoktu diyebiliyorlar. Ali Silman vefat etmiş. Hepimiz vefat edeceğiz. Hepimiz öleceğiz. Yeryüzüne gelen her insan ölümü tatıcıdır. Ayet-i kerime var bu konuda. Dolayısıyla Ali Silman da öldüğünde ben isterim ki ya her insanın arkasında kalan insanlar, yakınları, çevresindeki insanlar, meslektaşları Bütünüyle o ülkede yaşayan insanlar hayırla ya desinler, güzel insandı, yardıma koşardı, bir öğrenciyi gördüğü zaman onun derdine derman olmak için çaba sarf ederdi gibi güzel cümlelerle anılsınlar. Ali Sirmen'i şimdi elimizi vicdanımıza koyalım, Cumhuriyet Gazetesi'nin okurlar, desinler ki evet, bu bağlamda gerçekten Ali Sirmen'i değerlendirdiğimiz zaman bu ülkede hayırla yad edilecek bir yazardır, bir hukukçudur, bir gazetecidir diyebilirler mi? Nedir yani şu başörtü üzerinden yazdığı yazılar şimdi hatırlattığımız zaman siz başörtüden başka bir şey bilmiyorsunuz diye karşı çıkacakların o saldırıları karşısında eziklik kompleksine falan girmeden ben her daim hatırlatacağım. Ne zamana kadar? bu başörtü yasakçıları hayatlarındayken ya gerçekten yanlış yapmışız ya. Gerçekten vicdansızlık yapmışız ya. Diye, diyene kadar veyahut da bunu her diyen için istisna tutup evet bu arkadaş pişmanlığını dile getirdi. Hepimizin hatası olur. Bu kadar vahim bir hata olmaması gerekirdi. Bizim içimizden geçen, gönlümüzden geçen budur ama gene de o hatayı görmüşse eğer bir insan bizim ona artık arkasından kötü sözler söylememiz veyahut da en azından bir hayır duasını eksik etmemiz kabul edilemez derim. Ali Silmen ne yazmış kısaca söyleyelim. 1 Kasım 2013 Cuma günü mübarek bir cuma gününde yazmış bu yazıyı. Yani aslında bu yönde yazdığı yüzlerce yazıdan bir tanesine. Bir tane. Bir, yani yüzlerce hatta yani bu hafif kalanı. Bu AK Parti iktidara yani gel 28 Şubat'ta üniversitelerde tıp fakültelerinin 5. sınıfına kadar gelmiş başörtülü olarak 5. sınıfa gelmiş. Yani bir senesi kalmış. 6. sınıftan mezun olacak bu ülkede doktorluk yapacak. O vicdansızlar, o ahlaksızlar, o sahtekarlara sesleniyorum. Doktorlar yurt dışına gidiyor diyen sahtekarlara söylüyorum. Ya beşinci sınıfa gelmiş öğrencilere sırf başındaki örtü sebebiyle siz kapı dışarı ettiniz ya. Şimdi Tayyip Erdoğan demiş ki giderlerse gitsinler. Yurt dışına gitsinler demedi zaten. Kamudan özele geçiyorlarmış. Kamudan özele geçiyorlar. Kamuda yeterli doktor kalmayacak diye eleştiriler vardı. Tayyip Bey de dedi ki ya gidiyorlarsa gitsinler. Biz kamuya yeni doktorlarımızdan tekrar doktor alırız ve kamuyu doktorsuz bırakmayız dedi. O anlamda söyledi. Yoksa insanlarımıza nasıl sahip çıktığını Tayyip Erdoğan'la onlar çok iyi biliyorlar. Şimdi Ali Sirmen o 28 Şubat sürecinde de yazdığı yazılar var. Onlardan e, ben şimdi almadım. Hatta 1960'lı yılları anlatan bir yazısı da var ki tam rezalet, tam çelişki dolu ve ne kadar vicdansız olduklarını da gösteriyor, ele veren bir yazı. Ama 28 Şubat'ı geçirmişiz. Sonrasında AK Parti başörtü yasağını bir yıl içerisinde çözeceğiz diye o taahhütle iktidara gelmiş. Yüzde 35, yüzde 36 oy almış. Arkasından bir kıyamet kopmuş. Asla başörtüyü serbest bırakamazsın. Bırakırsan nokta nokta. Darbe mi olur artık ne olursa o tehditleri düşünün. Üniversiteler arası kurulundan başlayın göküne kadar. Erdoğan tez içinden... Üniversiteler arası kurul başkanı Yücel Aşkınlar, şunlar bunlar, Van Üniversitesi vesaire vesaire rektörler oturuyorlar. Biri kapatıyor, biri açıyor. Asla başörtüyü serbest bırakamazsınız. AK Parti adım bile atamamış. 2002, 2003... 2003'ün sonunda aslında başörtü serbest kalması lazımdı. AK Parti'nin seçmene verdiği taahhüt gereği yapamadı. 2004, 2005, 2006, 2007'ye geldik. 2007'de AK Parti eşi başörtülü diye gösterdiği aday Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül asla olamaz. Üniversitedeki öğrencileri verdik Daha eşi, evdeki eşi başörtülü diye bir ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul etmiyoruz diye karşı çıktılar. Arkasından seçimler yapıldı. AK Parti ikinci kez bir daha seçildi. Yüzde 49, yüzde 47 oyla. Ve akabinde hemen MHP ile birlikte üniversitelerde başörtü serbestliğini ilk defa 2007'nin sonunda getirdiği zaman hop AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Bunların hepsi geçti. 2012'de artık birazcık daha AK Parti muktedir olma noktasına gelince üç tane bayan milletvekili AK Partili biz kendi özgür irademizle başımızı örtmek istiyoruz dediği zaman mecliste de örtmek istiyoruz dediği zaman bakın Ali Sirmen ne yazmış. Türban sorunu. Tayyip Erdoğan kendi açısından artık dinsel simgeleri TBMM'ye sokmanın zamanı geldiğine hükmetmiş olmalı ki AKP'nin üç kadın milletvekili Nurcan Dalbudak, Sevde Bayazıt Kaçar ve Gülay Samancı Meclise türbanla girme kararlarını açıkladılar. İşin özünü gözden kaçırmayalım. Bu karar resmen dinsel simge olan türbanın meclise sokulmasıdır. Nitekim başbakan bunun dinin emri olduğunu söyleyerek görüşü doğrularken aynı zamanda girişimini dinsel tabu kalkanı ardında korumaya alma yolunu da tutmuştur diye devam ediyor. Sonrasında bir yıl sonra ilkokullarda, ortaokullarda da başörtü hakkı tanındığı zamanda bebelere türban başlığıyla bir yazı da 25 Eylül 2014'te kaleme alıyor. Bunlarla sınırlı değil tabii. Ali Sirmen türban diye yazın arama motorlarına onlarca, yüzlerce yazı karşınıza çıkıyor. E nedir bu türbandan, başörtüden sizin rahatsızlığınız diye? Bunlara sormamız lazım. Ve Geldiğimiz noktada da işte bir gün ki bizim için böyle bir sonuç yok. Biz yeryüzüne kazık çaktık. Biz ölmeyeceğiz diye bir iddiamız yok. Biz de eğer birilerine haksızlık yapıyorsak bize de onlar hatırlasınlar desinler ki siz de bakın şu kişilere haksızlık yapıyorsunuz. Siz de öleceksiniz. Öldüğünüz zaman da biz sizin arkanızdan şunu söyleyeceğiz. Ya siz de şu kişiye, şu kişiye, şu kişiye şu hakkı tanımamıştınız diye biz de sizin arkanızdan hatırlatmalarda bulunacağız diye. Biz hayattayken buyursunlar, söylesinler. Biz açık insanlarız. Biz herhangi bir şekilde tartışmadan uzak, biz ne diyorsak odur. Başka bir itiraz istemiyoruz, modunda insanlar değiliz. Ama maalesef Ali Silmen, kendisi de aslında bir hukukçu. Hukukçu olmasına rağmen bu yazıları kaleme almış. E bugün itibariyle ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi artık kendisi neredeyse belediye başkanlıklarında meclis üyeliklerinde var Başörtülü. Hatta parti yönetiminde de var Başörtülü bir avukat kardeşimize din istismarı amacıyla aldılar. Onlar şimdi diyecekler ki ya CHP'de olunca Başörtülü din istismarı, AK Parti'de olunca din istismarı olmuyor mu? Ya kardeşim bakın bu altyapıya sahipsiniz. Bu adamlar bu fikirlerinden asla vazgeçmediler. Ama CHP'yi desteklemeye de devam ettiler. O zaman ben soruyorum. Bu Ali Sirmen CHP'yi niye destekliyor? Şunun için destekliyor. Diyor ki CHP'yi yalnız bırakın o başörtülerin hakkından öyle bir gelir ki onların canına öyle bir okur ki ama şimdi mecbur kalmış CHP başka türlü iktidara gelemiyor. Onun için alıyor bir tane tabloluk vitrine koymak için bir başörtülüğü alıyor. Mecbur kalmış bu duruma diyor. Olmalı ki Ali Sirmen CHP'den vazgeçmeden türban konusunda da bu fikirlerini dile getiriyor. Ben gönlümden geçen Ali Sirmen'e bir Allah'tan rahmet dilemekti. Ama bu yazılar varken artık o başörtü yasağından dolayı mağdur olan insanlarımızın hatırına onu da maalesef yapamıyorum. Evet. Tip adayı Gökhan Zanı geri çekti diye bir ifade var sözcüde. Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen daha önce de İyi Partideydi yalnız. Hani öyle de bir İyi Partiden, sadece bir partiden solun en ucuna e, Evrilen, Gökhan Zan adaylığını geri çektiğini duyurdu. Diye bir ifade kullanıyor. Tip kulağımıza farklı duyumlar geliyor. Şahibeli ilişkileri var o yüzden adaylığını geri çektik diyor. Gökhan Zan da diyor ki yok böyle şey kardeşim hala adaylığımı adaylığım devam ediyor diye bir ifade kullanıyor. Ben de sorayım ne oluyor? Evet Gökhan Zan Hatay depremiyle birlikte kendinden sıkça söz ettirmeye başlamıştı. Orada işte yüksek sesle devlet yok vesaire vesaire şeklindeki anlatımlarıyla evvelden tabi bir futbolcu kimliği var. O tanınırlılığı üzerinden de bir prim yaptı. Evet o deprem sırasında bazı gecikmeler olmuştur, olmamıştır ayrı bir tartışma konusu. Ama belediye yönetimi konusunda Gökhan Zan'ın bir e, tecrübesi, bir deneyimi veya bir becerisi olması muhtemel midir hiç zannetmiyorum. Sırf depremde bazı şeylerin eksik olması, e, geç yapılmış olması üzerinden kendisine bir rant oluşturmaya çalıştı. İyi Parti'den milletvekili adaylığı söz konusu oldu. E seçilemedi. Seçilemeyince bu sefer İyi Partililer için faşistti, şuydu buydu diyen tipe geçti. Tipten tabii önce İyi Parti'den belediye başkan adayı olmak istedi Hatay'dan. Milletvekili kazanılamadı. Arkasından Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmak istendi. Kendisi bunu arzuladı ama İyi Parti uygun görmedi. Başka bir ismi önereceğini düşündü. Bu sefer CHP ile bir dirsek teması oldu Gökhan Zan'ın. CHP de pek buna sıcak bakmayınca bu sefer tipe gitti. Ya tip bambaşka bir siyasi parti. Birisi neredeyse yani kaba tabirleriyle söyleyelim veya 12 Eylül öncesindeki tanımlamalarıyla söyleyelim. Bunu hakaret olarak da kimse algılamasın. Birisi komünist, birisi faşist. Öyle söyleniyordu 12 Eylül öncesinde. Birbirlerine... Hala birbirlerine öyle diyorlar. Kan... Yani <laughs> Kapalı kapılar ardında öyle söylüyor. O komüniste mi bakıyorsun diyor. Birisi de o faşiste mi bakıyorsun diyor. Aynen. Ben ikisine de aynı kavramları kullanmak istemem. He. Resmen Lenin'i bana gelip de anlatmaya kalkan, dikte etmeye çalışan birisi olursa ona komünistsin sen. E şimdi derim. tip işte, tip öyle diyor. Evet, tipin şu anki bakış açısı o. Gökhan Zan tipten aday yapıldı. Biz hayret ettik, nasıl oldu böyle bir şey dedik. Ama aday yaptılar. Tip yani Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunu söylüyor ama daha dün faşist diye söyledikleri İyi Parti'de milletvekili adayı olan birisini sırf işte futbolcu ve Hatay depremi üzerinden bir ismi piyasada konuşulmaya başlandı diye he bunu aday yapalım dediler. Aday da gösterdiler. Şimdi o tip bazı yerlerde yalnız bazı yerlerde derken adını da koyalım Gebze'de tipin başkanı aday oluyor belediye başkanı adayı. CHP aday göstermiyor orada. Böyle bir kirli ilişki de var. Hatta DEM de HDP de aday göstermiyor. Yani Gebze'de diyor bizim adayımız tipli birisi. Tip kazansın burada diye CHP aday çıkartmıyor. Şimdi bu karanlık ilişkilerin içerisinde tip Gökhan Zan'ı dün akşam bir e, sürpriz bir gelişmeyle biz adaylığımızı aday olarak gösterdiğimiz Gökhan Zan'ı çekiyoruz diyor. Çekemezsin ki kanunla çekemezsin. Onu senin şu an itibariyle seçme imkanının geri çekme imkanı yani kalmadı. Kendi adayımızı desteklemiyoruz deme imkanı var sadece yani, şu durumda değil e, mi? Diyebilir ki ben biz parti olarak tiplilere, bizi seven insanlara, bizim hatırımıza Gökhan Zan'a oy verecek olan kişilere şunu söylüyoruz. Bu adama oy vermeyin. Yani kendi adayımıza, üç gün önce aday gösterdiğimiz adama oy vermeyin deme durumuna gelmiş oluyorlar. E bunu da tipli seçmen nasıl değerlendirir bilemem. Ama işin gerekçesi çok önemli. Gerekçeyi açıklayamıyorlar. Gökhan Zan ise diyor ki ben adaylığımı devam ettiriyorum diyor. O da neye dayanıyor? E, Yüksek Seçim Kurulu aday listesini kesinleştirdi. Bu dakikadan sonra öyle geri çektim, ayrıldım, bittim, öldüm, mahvoldum yok. Sadece ve sadece kişiler, adaylar ölürse, vefat ederse o durumda o da yani pusulayı değiştirmiyor gene Yüksek Seçim Kurulu. Oylar veriliyor vesaire ondan sonra Yüksek Seçim Kurulu ondan sonra gelen ismin kazandığını açıklıyor vesaire. Onun prosedürü başka ama şu an itibariyle Gökhan Zan tip istediği kadar ben çektim bu adayı desin. Tip adına seçime giriyor şu an Gökhan Zan. Peki nedir bu kavga nedir? Tip neyini beğenmedi Gökhan Zan'ın? Üç gün önce beğendiğini, aday gösterdiği Hatay gibi önemli bir il, bir büyük şehir. 11 ilimizde yaşanan o depremde en fazla vefat olan bir ilimiz. Niye tip aday gösterdiği bir kişiyi üç gün sonra bu adaylıktan geri çektiğini herhangi bir etkisi olmasa bile söyleyebiliyor. Partiyi de aslında rezil ediyorlar. Partinin kuralları şuyu buyu olmadığını, önüne gelen adama aday gösterdiklerini, sonra ufacık bir falsoda hop adaylıktan e, ihraç ettiklerini, ihraç etmek istediklerini. Dolayısıyla bunun bir parti değil, öyle bir topluluk, sıradan bir topluluk gibi olduğunu da göstermiş oluyor. Gökhan Zan'ın ifadesine göre bir haftadır biz tehdit ediliyoruz diyor. Şantaj altındayız. Burada ne var Hatay'da? İki aday var AK Parti ve CHP. Gökhan Zan da %10, %15 civarında oy alabileceği söylenen işte iyi Parti'den bir miktar gelebilir deniliyor. Tipin HDP ile birlikte işte yüzde dört, yüzde beş bir oyu olabilir deniliyor. Artı ilaveten bir de Gökhan Zan'ın futbolcu kimliğiyle bir de Hatay depremi sırasındaki o fevri çıkışları sebebiyle topladığı bir reyting var. Onların sayesinde yüzde on, yüzde civarında bir oy alabilir deniliyor. Peki kazanabilir mi? Kazanabilir diyen şu ana kadar ben kimseyi görmedim. Fakat Sonuçlara şöyle tesiri olabilir Gökhan Zan'ın. Lütfü Savaş'tan daha çok oy alacak bir isim. Yani CHP adayından oy alabilecek bir kişi. AK Parti'den değil. Bu durumda da ne oluyor? CHP'nin seçimi kazanma ihtimali zorlaşıyor. O zaman tehdit ve şantajı kim yapıyordur? Lütfü Savaş yapıyordur. Gökhan Zan bu adresi net olarak tanımlamadı ama savcılığa da galiba müracaatta bulunmuş. O müracaat sırasında da zaten büyük ihtimalle isimleri vermiştir. Şimdi böyle bir tehdit ve şantajı bakın bunun üzerinden bile AK Parti'yi suçluyorlar. Neymiş? Bir dolandırıcının teki veya da kumpas bu büyük ihtimalle bir CHP organizasyonu bir filmi şeklinde Gökhan Zan'ı arıyorlar. Yani bu sosyal medyaya yansıdığı için bu şekliyle veriyorum ama bu konuda da kesinlikle böyle olmuştur şeklinde bir tanımlama da şu an için yapamam ama izleyicilerimizin de bilgisi olması açısından veriyorum. Gökhan Zan'ı birileri arıyor. Diyor ki ya işte adaylıktan çekil. Güya o AK Partili birisi arıyor. E, adaylıktan çekil sana 3 milyon. Gökhan Zan demiş ki yok 3 olmaz 5. Öyle konuşma bitmiş. Telefonda mı olmuş? Telefonda hem de görüntülü diyorlar. Olmuş yani Gökhan'ın da <laughs> görüntüsü de var diyorlar konuşurken. Ee, ikinci bir görüşme bu böyle kaldıktan sonra ikinci görüşme de ya işte adaylıktan çekilsene TRT'de şurada burada bir spor yorumcusu falan filan önün açık vesaire vesaire ya işte olur tabi ama işte bakalım bakalım diye Gökhan Zan'ın şimdi bunları AK Parti söylüyor bunları yoksa? Son İsmail Saymaz da bu yönde ah. galiba paylaşımlar. Tam net olarak ben genel bir değerlendirme olarak aldım bunu ama İsmail Saymaz'ın da galiba bu yönde bazı paylaşımları olmuş ama tümüyle bunu anlatmış mı bilemiyorum. Ondan almadım ben bu bilgileri. Şimdi bu noktada kimi suçluyorlar? TRT'de yorumculuk yapma Ak Partili birisi teklif etti diyorlar. Çekilmeden dolayı 3 milyonu AK Partili birisi teklif etti diyorlar. Ya kardeşim Gökhan Zan'ın seçime girmesi AK Parti'nin lehine. AK Partili adayın lehine. Çünkü Lütfü Ama Savaş'tan alacak. Demiş. İddia o ki lütfü şeye, Gökhan Zan'a çekilme bu kadar çekilme para Çekilme diye bir şey yok ki. Şu an Gökhan Zan zaten aday. <laughs> Hayır. Aday olan bir adama niye çekilme diye bir şey Hayır. Geri çekmek üzere mi bir adayı ilan etmişti hani bunu hiç, zaten hiç ki? Hiç alakası yok. Ha, bunlar... Zaten Bunlar bu, ne bu, Ali ben söyleyeyim de size. Akit'in bir başlığı var ya tabela adaylar. Evet. Bunlar seçime daha görün İstanbul'da da göreceksiniz bunun benzerlerini. Seçime birkaç gün kala falancası ben adaylıktan vazgeçtim diyecek. Ya ismin orada olsun benim kitlem mağduru görüyor falancayı görüyor ona doğru yönelsin diyecekler. Bu o operasyon. 2019 yılında yapılan o İyi Parti ve HDP'lilerin birlikte CHP'li adayları desteklemesi ki o 2019'da İstanbul'un yanında Hatay'da vardı. Hatay'da da İyi Parti hmm. ve HDP aday çıkartmayarak CHP'li Lütfü Savaş'a aday göstermişlerdi ve o şekliyle Lütfü Savaş kazanmıştı. Şimdi bunun üzerinden bile AK Parti'ye çamur sıçratmaya çalışan bir zihniyet var karşımızda. Balya balya avroları, dolarları, deste deste dolarları izah edemeyenler. Şimdi Gökhan Zan'ın adaylığı, adaylıktan çekilmesi üzerinden yine AK Parti'yi suçlamaya devam ediyorlar. Evet. Başkan Erdoğan'ın ifadesi var. CHP şaibeli işlerini adresi haline geldi diyor. Yeni Şafak'ta da onu ayrıca konuşmakta fayda var. Sabah gazetesinde de İmamoğlu'nun çantajlarının mal varlığı araştırılsın diye bir ifade var. İsmail'i biraz da bu konulara davet etmek lazım herhalde. Şu para kuleleri nasıl oluyor bir anlatsınlar. O bize. şimdi iftar yemeklerine gidiyor. İftar yemeğinde Arnavutköy'de bir tane HDP'li aday varmış. Aslında CHP'li. Ee, ve imamlıktan geliyormuş işte cenaze yıkıyormuş vesaire vesaire. Yani siz imamları yıllarca cenaze yıkayıcısı bunları hiçbir şekilde devletin yanına bile yaklaştırmamak gerekir diye tahkir ediyordunuz. Şimdi AK Parti'yi zorlayan aday diyerekten İsmail Saymaz yazılar yazmış. Ya bu boş versen Arnavutköy, Arnavutköylüler kime oy vereceklerini bilirler. Sen şu gazeteciliğini balya balya avrolar konusunda bir konuştur. Demet demet dolarlar, kule yapılıyor vesaire. Böyle çıkıyor, tekrar yükseltiliyor falan. Çantalar geliyor masanın üzerine. Bir çanta boşaltılıyor, sonra tekrar bir poşet geliyor. O koca poşet boşaltılıyor. Vesaire. Şunlar lastikleniyor, sayılıyor, tekrar sayılıyor. Kendi orada bulunan Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi... Dört defa saydık ya parayı diyor. Ya şunları bir izah edin. Nedir bunlar? Biz anlamıyoruz. Biz anlayamıyoruz. Ev yanıyor. CHP'nin binası yanıyor. Bunlar saçlarını taramakla meşguller. Ya kardeşim rüşvet deniliyor. Bu paranın kaynağı yok deniliyor. Çıkıyorlar diyorlar ki Beylikdüzü o tarihteki ilçe başkanı şu an milletvekili buradan da hemen parantez açalım. Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıyorlar. Dokunulmazlık zırhı rüşvet paralarını, kara paraları aklamak için sığınılacak bir zırh mıdır? Sosyal demokrat iddiasındaki insanlar buraya kadar düştüler mi? AK kim partili, o? Kim? CHP milletvekili Turan Taşkın mı? Turan Taşkın Özer. Bu kişi Beylikdüzü ilçe başkanı CHP'nin. Ve güya sözüm ona Fatih Keleş'e diyormuş ki telefon açmış. Ya siz satım alacaksınız ya bu İstanbul İl Başkanlığı'nı ki Fatih Keleş'in öyle bir işi yok. Fatih Keleş İBB Spor Kulübü Başkanı. O satın almıyor. Nasıl oluyorsa bende de bir miktar para var topladım. Dolayısıyla bu parayı sana vereyim diyor. Sen de götürürsün, satıcıya verirsin diyor. Bunu bir kere il başkanına söylemesi lazım. Canan Kaftancıoğlu var. Yılmaz var bir de, o ne? E, o da İmamoğlu'nun genel müdürü. O da Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketinin, Tabii. özel şirketinin, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin müdürü, şirket müdürü. O da... Para sayma sırasında orada. Şimdi burada neresinden bakarsanız bakın. Siyasi partiler kanununa göre baktığınız zaman siyasi partiler kanununa göre 54 bin liranın üzerinde herhangi bir yardımı vatandaş yapamaz, iş adamı yapamaz. Parti de bir kişiden 54 bin liranın üzerinde bir para alamaz, bağış kabul edemez. Alırken adını soyadını yazması lazım bağışı kabul edenin, verenin de adını soyadını yazması lazım ki bunlar daha sonradan da sorgulanabilir olsun. Çıkartın diyorsunuz makbuzları, makbuzları çıkartamıyorlar. İstanbul il başkanı, yeni il başkanı çıkıyor. Diyor ki efendim diyor iş adamları korkuyorlar AK Parti iktidarında CHP'ye yardım etmeye. E işte bu böyle bir korkan iş adamı bize 15 milyon vermişti. O 15 milyonu verdik. Şimdi bu il başkanı başka bir şey söylüyor Özgür Çelik. Diğer taraftan Fatih Keleş başka bir şey söylüyor. Beylik düzünden geldi diyor. Beylik düzünden mi geldi 15 milyon? Yoksa Özgür Çelik'in dediği gibi bir iş adamından mı geldi? Orası da muamma. Neresinden bakarsanız bakın. Batmışlar bir çamurun içerisine. Çıkmaları mümkün değil ama hani utanmazın yüzüne tükürülür. Oh ya Rabbi ne güzel yağmur yağıyor der. Bu durumda CHP'nin genel başkanı çıkıyor diyor ki, görünce diyor balya balya paraları tamam dedim seçimi kazanacağız artık dedim. 31 Mart seçimlerini biz kazanıyoruz. Ben o videoyu görür görmez ilk yaptığım tespit bu diyor. E daha ne diyelim bu adamlara? Çıkın ya bir açıklama yapın. Yolsuzluk yaptıkça artıyor. Bizim oylar mı denilmek istiyor? Yani, yani kara paraları gösterdikçe, kara paralar gösterildikçe bizim oyumuz artıyor. Seçimi mutlak kazanacağız artık. Demek ki böyle. E göreceğiz 31 Mart'ın akşamında bu adamların hepsi tornistan yapacak. Canan Kaftancıoğlu ne diyor peki bu duruma? O da yeni şafakta var. Onu çünkü adres gösteriyorlardı. Yani İmamoğlu ekibi ne diyordu Özgür Özel ekibi ne diyordu Canan Kaftancıoğlu il başkanının da bilgisi dahilinde deniyordu bu işler. Yeni Şafak gazetesi kısmen vermiş ama tam olarak Yeni Şafak gazetesi de Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi olarak değil de Canan Kaftancıoğlu'nun yakın, çevresi yakın çevresinin verdiği bilgiler diyerekten o konuda şey yapmış, açıklama yapmış. E işte müdüre sorun kimin müdürü varsa ona sorun Tam okuyayım olay. isterseniz evet, o ifade evet, ediyor evet. ki... ...Kaftancıoğlu yakın çevresine demiş deniyor. Tabii ben bunları kabul etmiyorum. Hatta şimdi arkadaşlara da sorun bir haber hazırlayın dedim. Ne, niye susuyor bu isimler? O yakın yani, çevresi. 24 bu, şu. Nisan'da bugün şu... ...yarın bu diyenler... ...o cesareti gösterenler... Bu ülkenin cumhurbaşkanına en ağır hakaretleri yapmaktan çekinmeyenler, her konuya maydanoz olanlar çıksın. Şimdi, Şimdi konuşmuyorlar. Güran da ne söyleyecekse çıksın söylesin. Çevresine söylüyor, dayısına söylüyor, dayısının kuzeninin yeğeninin aldığımız duyuma göre deniyor ama ne deniyor? Yine de biz atlamamak adına içeriği söyleyelim. Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir dediği öğrenildi diye bir ifade var. Çıkıp şöyle bir basın toplantısı üzerine hatırlayın. Mansur Yavaş'ın ABB'deki o ne vereceğin hadisesinde Canan Kaftancıoğlu çıktı açıklama yaptı bizim dedi büyükşehir belediye başkanımız asla böyle şeyler yapışmaz. Okul yapacaklarmış. Ondan dolayı okul yapılmasına mı engel olunsun dedi. Şimdi burada da çıksın desin ki il başkanlığı binası alınacak. Engel mi olalım? Gibi ki yani Canan Kaftancıoğlu devamı da var bu işin. O bina sadece satın alınmasıyla ilgili bir para bu. Bir de o binanın akıllı bina haline getirilmesiyle ilgili Canan Kaftancıoğlu organizesinde çalışmalar var. O paralar nereden gelmiştir? Nasıl gelmiştir? Ne karşılığında gelmiştir? Bunların çalışma metotları budur zaten. Bakın Cumhuriyet gazetesi çikolata kutusu içerisinde bir kanunun çıkartılmaması için bir şirketten aldığı paralar oturuldu konuşuldu. Şimdi birisi sorsa CHP yaptığı şu siyaset şu noktadaki kanun teklifi veya şu kanuna hayır oyu kullanması acaba onun karşılığında mı bu paralar verildi denilse acaba CHP ne diyecek? Veyahut da şu kişinin durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi haline getirilmesi gerçekten bir haksızlığın dile getirilmesi miydi yoksa verilen bu avanta paraların karşılığında soru önergesine dönüşen bir karşılıklı alışveriş miydi diye sorulduğu zaman acaba Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li yetkililer ne cevap verebilirler? Buyursunlar bunların mali müşavirleri var. Bunların hukukçuları var, profesörleri var, anayasa profesörleri var. Marmara Üniversitesi'nde bir anayasa profesörü var. Çıkıyor sabahtan akşama kadar. Meclis anayasa yapamaz. Meclis yeniden sıfırdan anayasa yapamaz. Ya çık da siyasi partiler kanununa göre ve anayasadaki maddelere göre bu rezilliğe bir dakika bile artık devam edilemez. Çıkıp CHP Genel Başkanı, kardeşim makbuzlar burada. Bu makbuzlar karşılığında şu iş adamından bu iş adamından bu iş adamından bu paralar alınmıştır. Bu paralar burada bu binanın satın alınmasıyla ilgili kullanılmıştır. Çıkıp göstersin, gösteremiyorsa birisi çıkar der ki uyuşturucu parasıdır bu der. Bir başkası der ki kaçak yapılan inşaatların parasıdır bu der. Bir başkası der ki TBMM'de yanlış bir soru önergesi verilmesi için verilmiş rüşvet parasıdır bu der herkes bir şey söyleyebilir. Çıkıp bu ülkede ana muhalefet partisi olan bir partinin genel başkanı makbuzları da çıkartmak zorunda. Karşılığında bunun gidişatını, gelişatını, trafiği nereden gelmiştir? İl başkanı mı bu işi organize etmiştir? Beylikdüzü'ndeki ilçe başkanı mı bu işi yönetmiştir? Rezalete bakın. Beylikdüzü ilçe başkanı 15 milyon topluyor. Peki Diğer ilçe böyle diye ilçe başkanlarını toplamış hiçbir şey yok. E o zaman beylik düzündeki keramet nedir? Keramet Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu beylik düzüne hakim, beylik düzündeki paralara hakim, oradaki müteahhitlere hakim. Dolayısıyla oradan 15 milyon birden para geliyor beylik düzünden, Kadıköy'den yok, Beşiktaş'tan yok, Sarıyer'den yok. Şişli, gökdelenlerin şehri, ilçesi Şişli'den bir para gelmiyor. E ben de soruyorum acaba bu daha küçücük bir küçücük, buzdağının görünen kısmı mı? Bir küçücük görüntü mü bu? Bunun arkasında daha neler var? Evet. Sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmekle iyiyiz inşallah Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı sona erdi.